Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiç yapmadığımız bir şey yapıyoruz. Daha doğrusu ben de daha öncesinde hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Hamburger yapıyoruz. Yes! Lina'nın en sevdiği yemekler arasında. Ama tabii ben daha önce hiç yapmadığım için dışarıda çok fazla yemesine de çok fazla müsaade etmiyorum. Bu ev hamburgeri. Ev hamburgeri. Niye yapıyorsun o zaman madem zararlı? Ama aşkım dışarıdakinin içerisindeki et ne eti, kullandıkları yağ ne yağ onu bilmiyoruz ki. Patates gözümüzün önünde yapılmıyor ki o patatesi neyi de kızartıyorlar. Ne yağ kullanıyorlar hiçbir fikre sahip değiliz. Sadece önümüze geliyor ve yiyoruz. Bir de yurt dışından çıktığı için tabii insanın aklına her şey geliyor yani değil mi? Ha şimdi ama bizim yaptığımızın istediğin kadar yiyebilirsin. Kocaman kocaman 5 tane de ye, 10 tane de ye. İstediğin kadar ye. İçinin malzemesinde ne istiyorsan koyacağım seninkinin, tamam mı? E Taner biz ne yapalım? Ya ben Big Mac menü çok seviyorum. McDonald's'ın. Burger King'in de Whopper'ını çok seviyorum. Hangisini yapsak ki? Whopper. İçerisinde bir cheddar peyniri farkı var. İki katlı oluyor Big Mac. Gerçi Whopper'ın da double'ı var. O da iki katlı olabiliyor. İkisinin karışımını yapalım ya. Cheddar peynirsiz de güzel olmuyor ki bu. Değil mi? Peynirli de yapalım biz. Evet, cheddar da alalım biz. Rukiye burger olsun. Rukiye Lina burger. Rulina. Ha, Rulina burger. Rulina burger. Rulina burger. O zaman hiç beklemeden doğruca malzemelerimizi alarak başlayalım. Gidiyoruz. Evet, hamburger ekmeğimizi almakla başlıyoruz. Fiyatı 19.75. İki tane mi alsam acaba? İki tane al. Hadi iki tane alayım. Yedekli olsun. Çünkü ikişer ikişer yiyebiliriz yani. Çiziyorum. Çiz ekmeği. Ekmeği çiz. Evet. 750 gram dana döş alalım. Sadece bir kere çekelim lütfen. Lina da geldiğine çalışıyor bir taraftan. Bunlar ne çocuğum? Ya noodle aldım açım. Hamburger yapıyoruz hamburger. Tamam. Tamam peki ye. Kıyma okey mi? Kıyma okey. Çiz. Sırada cheddar peyniri var. Evet, ne taraftan? Şunlardan birisi. Ah şunlar. Kaç dilim var? Oh çok dilim var. İkişer ikişer atarız peynirler aka aka. Bir de turşu alıyoruz. Onun da fiyatı 37 lira 90 kuruşmuş. Diğerlerinin fiyatını söylemeyi de unuttum ben. Neyse bakalım bir hamburger ne kadara gelecek diyecektim ama şimdi fiş de zaten çıkacak. Mayonez, ketçap anne. Evet. Hardal isteyen var mı? Hardal yok. Ben de istemiyorum. Taner istiyor musun? Tamam istemiyorum ben de. Tamam. Barbekü sos isteyen var mı? Ben orijinal bir hamburger. Sen de mi istemiyorsun? Tamam. Ben de istemiyorum. O zaman şuradan bir hot ketçap alalım. 24 lira 90 kuruşmuş. Bir de mayonez alalım. Benim evet yediğim zaman midem ağrıyor mayonez ama sizler yiyebilirsiniz. Ya bugünün şerefine yiyeceğim ya. Üstüne soda içince mide ağrısı falan kalmıyor. Yıllar oldu şu mayonezin tadını unuttum. Bu sefer yapıp yiyeceğim yani. Asistanım say bakalım. Patates, soğan, domates, marul. Domates şunlar büyük. Bize de büyükçe lazım olduğu için. En büyük. Şu pembe domateslerden alalım. Ekmek kadar. Evet. Bu da çok büyük. Bu da çok büyük. Ama olsun İki hamburger ekmeğimiz zaten iyi bu kadar. İyi bu, iyi bu. Bölmeyiz. Böyle iyi. İyi benimle. Aynen aynen. Böyle iyi. Patates soğan alalım. Ki hamburger patates kızartmasız olur mu? Patatesi de işaretliyorum. Çok işaretli kızım. Bir de soğan alacağız. Evet bak şöyle kıvır kıvır olanlarından alalım. Marul anne. Marul yazdık. Marul yazdık ama kıvırcık alacağız. Sen kıvırcık kıvırcık evet, olsun. Evet bizden boşa gitti. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi şahane bir ne yapıyoruz adını bilmiyoruz ama. Hamburger. Hamburger ama ne? Hamburgerin bir sürü çeşidi var işte aşkım. Lina düz çocuk menüsü seviyor. Hiç bizimkilerin tadına bile bakmıyor ama bugün sana yaptığım şey efsane olacak Lina. Sen söylersin malzemeleri ben ona göre yaparım. Önce kıymamızın içini hazırlamakla başlıyoruz. Ben başlayacağım anneciğim böyle. Kıymamızın içi değil de köftemizi hazırlıyoruz. Ben hallederim ya. Sen ne deyince karabiber. Tam tuz da sen dur deyince ben. Dök anneciğim. Evet tamam. Şimdi var. Arkadaşlar içine bir kaşık pekmez koyacağım. Ben. Okay. Hamburger yediğimizde barbekü sosu gibi hafif tatlılık var ya. İşte o tadı pekmez veriyor. Dök dök dök. Bir kaşık pekmez ve sirke arkadaşlar. Kıymanın içine sirke. Bir kaşık da sirke döküyoruz. Şimdi ne olmuş oldu? İçinde hem acı olmuş oldu karabiberin acısı. Hem tuz kattık. Acı, tuz, pekmezle şeker, sirkeyle de ekşiyi buluşturduk. Yani 4 tane zıt şey bir arada buluşmuş oldu arkadaşlar. Güzelce harmanlıyoruz. Öyle normal köfte gibi uzun uzun yoğurmuyoruz. Sadece şöyle 1 dakika boyunca yoğurmamız yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar bu yeterli. Fazla yoğurulmaması gerekiyormuş. Bu kadar.
Bunun da şimdi böyle bir 10 dakika falan beklemesi gerekiyor. Normalde dinlenmesi gerekiyor. Biz tabii o dinlenene kadar hamburgerin yanında olmazsa olmazı nedir Linacığım? Kola. Başka? Kola diyor Lina. Evet, o da olmazsa olmazların arasında diyebiliriz. Başka? Patates kızartması. Evet. Biz de şimdi hemen o burada dinlenirken patateslerimizi kızartmaya başlayacağız. Bunu dilimleme, fabrikasyon gibi. Orada fabrikasyon daha doğrusu. Hamburgercilerde. Benim tabii öyle fabrikasyon bir kesimim olmayacak ama benimkinde ondan aşağı kalır yana olmayacak arkadaşlar. Güzel güzel aynı boyutlara getirmeye çalışacağım. Bunun bir makinesi var biliyorsun değil mi Taner'cim? Evet. İçine koyuyorsun, hepsini bir çekiyorsun, aynı anda çıkartıyor dilim dilim aynı boyda. Ben de doğruyorum öyle. Ama bana Taner almıyor. Niye diyor, evde bıçak yok mu diyor, elin yok mu? Ne gereği var diyor, fazla masrafa diyor, almadı bana. Ben ondan daha iyi keserim. Hadi oradan, çok güzel yapıyor. Bildiğin fabrikasyon nasıl gibi. Nasıl yapacağım biliyor musun? Aynı kalınlıkta ve aynı uzunlukta çıkartıyor. Nasıl yapacaksın? Halka halka yap, üst üste koy, hepsini birden kes, bak ne güzel çıkıyor. Ya işte uğraştırıyorsun ama. Biz burada challenge yapıyoruz değil mi? McDonald's'la ve Burger'la yarışıyoruz şurada. Ama benimki onlardan güzel olacak. Rulina Burger. Patateslerin böyle çıtır çıtır hamur olmadan kızarabilmesi için asla hiç nem kalmaması lazım. Çok iyi kurulanmış olması lazım. Yağında çok kızgın olması lazım. Ne unuttum? Köftemin içine çok azıcık tereyağı katacaktım. Böyle bir tatlı kaşığı kadar. Hemen bununla tekrardan kısa bir şekilde yoğurmam gerekecek. Hemen şöyle tereyağım eriyene kadar azıcık daha yoğuracağım. Şimdi fabrika gibi ben de harika bir patates çıkartmam lazım ortaya. Tabii onların patatesleri öyle incecik incecik olmuyor arkadaşlar. O yüzden biraz kalın ve aynı ayarda yapmaya çalışacağım. Uzun uzun, büyük büyük yaptım. Uzun uzun ya onlarınki de. Şu ayar süper işte bak. O zaman şöyle yapıyoruz Taner'cim. Beğenirsen bana hemen bir tane patates dilimleme makinesi alıyorsun. Çok güzel şekilde çıkartıyor gerçekten. Tamam alırız onları hemen. Patatesi koyuyorsun, kulpunu bir çekiyorsun, pırırt çıkıyor hepsi dilimli bir şekilde. Bence de pratik. Çok güzel, pratik bir şey. Şimdi elimden her iş geliyor diye almıyor böyle aletleri. Bakmayın siz. Beleş. Beleşe makine var burada değil mi? Ayçiçek yağımı koydum. Altını da açıyorum. Kızana kadar beklesin arkadaşlar. Biz de o arada köftemizi şekillendirelim. Şöyle bir dökme tavada kızartacağım ben. Bunu böyle yağlayıp yapanlar da var. Hiç yağlamadan yapanlar da var. Çok azıcık yağ koyacağım ya yapışmasın diye. Sadece sürüyorum yani. Bir damla bile fazlası yok. Şimdi hamburger köftemizin normalde ekmekten büyük olması gerekiyor. Neden? Çünkü köfte kızardığında küçülüyor ya arkadaşlar. İçinde köftenin böyle ekmeğin içinde köftenin küçücük bir şey kalmaması için. Bizim böyle bir hamburger köftesi için ama büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü bakın ekmekten çok çok küçük kalıyor. O yüzden elimde yapacağım mecburen. Tam da şekilli çıkartıyordu ama olmadı. Bu ekmekleri de bir kere taze yakalayamıyoruz ya. Hep mi bayat olur? Açılımından belli bak. Ama ısıtınca dökülüyor. Gerçi şimdi ben bunları ısıtacağım tavada evet. Şimdi şu köftemizi bakalım kaç tane çıkacak. Onu bir ayarlayalım. Eşit olması için şöyle bir eşit şeye getirmem lazım. Kaç tane çıkar bundan? Herhalde 3 çıkacak ya. 4 çıkar, çok büyük yaptın. Emin misin? Evet. Ama ekmeğimiz büyük ya, onu hesap ediyorum şimdi. Şu bir tanesini bir deneyeyim. Ama ekmek o kadar büyük ki Taner. Ayşe, bir de kızaracak ya, büyük olması lazım. Ne çok kalın oldu. Kalın değil canım. Çok kalın. Dur, tamam. Azaltıyoruz. Şöyle hemen tabağın dibini bir ıslatayım. Evet, ıslanması lazım değil mi? Su koyalım. Bunda da işin sırrı köftesi. Köftesi lezzetli olursa güzel olur. Çok çok büyük. Büyük değil, ekmeğe bakar mısın? Bu bir de küçülecek, ekmeğin içinde kaybolup gider. Tamam, basit. Büyük falan değil. Büyük olması lazım. Çok da böyle özenmemize gerek yok bence. Şöyle bıçakla kenarını düzeltip bırakabiliriz. Kalınıydı, büyük yaptın. Büyük değil. Büyüklüğünden hiçbir korkum yok. Hem de hiç. Küçücük kalacak çünkü şimdi. Bir spatula alacağım. Elim yağlı. Şuradan spatula ver. Alır mıyım? Aldım. Şöyle. Ekmeğinizin boyuna göre ayarlayın işte arkadaşlar. Şununla yapsaydım ne kadar güzel çıkıyordu ya. Olurdu aslında. Bir tane ondan yapayım Lina için. Evet. Ekmeğin içinde küçük kalsın. Böyle kenarlarını düzeltiyorum bıçakla. Yuvarlıyorum. Tanesinden ses geliyor. Evet, bundan ses geliyor. Hemen bunu da yanına koyuyorum. Hop. Evet. Bastırma, bastırma.
Bastırmam lazım, büyümesi lazım. Yo iyi de. Bak ekmeğimizin boyuna bir bak, bak. Tamam. Şu anda tamam bile kapatıyor bak, şu anda bile kapatıyor. Ama biraz o bir de içeride küçülecek. Kalabilir, sorun değil ki. Hayır, küçülecek zaten şimdi. Lina seninkini küçük köfte mi yapayım, büyük köfte mi? Küçük. Kızıma da iki tane küçük yapayım. Şunu şöyle koyuyoruz. Onu ben bastırabilir miyim? Bastır anne. Bastırdın mı? Tamam mı? Evet, bu da Lina'nın köftesi. Yuvarlı. Bak ekmeğimiz buna uygun olsaydı ne kadar güzel, görüyor musun? Hepsi eşit. 4 dakika bir tarafını, 4 dakika bir tarafını. Toplam o zaman 8 dakika pişiyor. Evet, 8 dakikada köftemiz hazır anneciğim. Bunu da şöyle bastırıp çekiyoruz. Yüz yuvarlak oluyor. Bak bu ne kadar pratik ya. Hamburger ekmeğimi keşke bu boyda alsaydım. Orada boyları vardı. Bir küçüğü vardı. Ben gözüm doysun diye, böyle güzel olsun diye büyüğünü seçtim arkadaşlar. Köftemin 1 dakikası daha var ama hemen şöyle bir bakayım. Oo, harika gidiyor. Nefis, nefis. 1 dakika daha kızaracak. Sonra bu akan yağları var ya, kıymanın kendi akan yağları. Ona da ekmek banacağız. Ekmeklerimizi de ısıtmış olacağız. Üstüne de çedar peyniri koyup eriteceğiz arkadaşlar. Bence artık şu patates olsun yani şu yağ. Bu ne ya böyle? Olmuş gibi ya. Dur olmuş. Bakalım. Bir tane patates bir atayım denemek için. Bak. Evet, olmuş. Hemen böyle patatesimizi... Yavaş yavaş ya. Kendi yakınımızdan, dipten, aman havadan atmayın. Ben 2 defa da yapayım. Şöyle, bu alır hepsini. Hepsini bir arada yapayım diye yağımı çok koydum. Bence patatesi, patatesi de koyunca her yerim yağ oldu ya. Şöyle. Bak, bak, bak. Görüyor musun? Oh, oh, oh. Bunu da şöyle. İşte bu da. Bu tarafı niye kızmamış acaba? Oraya, ocağın orası gelmemiş. Şöyle ekmeğimiz orada ısınırken hemen çedar peynirimizi açıyoruz. Lina da bunu yemiyor. Bu kadar güzel şey yenmez mi ya? Oh. Oh mu? Kızardı ama. Hop. Bence şunu kapatsana üstüne. Bak şöyle yapacağım. Heh. Bunu baştan yapmam lazımdı. Yanayım ya. Böyle iş yapmaktan nefret ederim. İnşallah patateslerinde olur yani. Niye olmasın canım, patatesimin neyi var? Biraz fazla koydun gibi. Hayır. Ya. Bak mis gibi. Kıtır kıtır olacak. Kıtır kıtır olacak işte. Sıkıntı yok. Önce şöyle bir ekmeklerimizi at. Allah! At. Allah! Ay ne oluyor, elim patladı. Yağ patladı. Bu tavadan mı oluyor? Yaramıyor. Evet. Evet, güzel yapıyor bu tabağı ama kullanmaktan nefret ediyorum gerçekten. Şimdi hemen şu tarafını da ısıtırken 2'şer tane çedarlarımı hemen atacağım. Ekmeklerimi alabilirim artık. Isındılar. Alt tarafı yanıyor mu? Yanıyor muyum? Ben bu hamburgerden vaz mı geçsem? Yok, gayet güzel iyi. Güzel ya, güzel ha? Oldu. Çok güzel oldu. Değil mi? Bak şu tarafı hala pişmemiş. Evet, orayı bunu şöyle alayım. İçe doğru alayım. Kovalıyor. Çok büyük oldu diyordun, görüyor musun? Küçücük kaldı. Ama sen çok ekmekten de küçük kaldı. Daha da açmak, inceltmem lazımdı aynı boyu. Bak Lina'nınki çok güzel olacak işte. Ben 4 tane de yerim. Şöyle 2'şer 2'şer koyuyorum bize. Lina'ya hemen göstereyim, o bundan istiyor mu? O biraz huyludur çünkü. Şimdi senlerin mayonezle arası iyi. Ekmeğimin altına önce çok şöyle iyi. Mayonez, üstüne de ketçap. Şöyle. Oo, çok güzel. Şöyle. Ekmeğimizin üstüne koyuyorum. Aa, çok güzel oluyor. Aa, gerçekten güzel oluyor Taner. Köften biraz yamuk. Benimki biraz ama daha dursun. Köften yamuk şurada ama güzel oldu. Nasıl yamuk ya? Neresi yamuk? Neyi varmış benim köftemin? Güzel, güzel şeker. Gayet güzel. Lina'nınkileri de atayım yanına. Domatesimizi arkadaşlar incecik incecik dilimlere ayırıyoruz. Yuvarlak dilimlere. Şöyle marulumu koydum. Üstüne de domates. Nerede? Köfteyi alacağım. Mayonez istemiyorum. Yetmiş falan. Patatesim yanıyor. Mayonez yerine ketçap. Hemen köftemi şuradan alırsam rahatlayacağım yanmadan. Evet, işte bu. Daha köftem. Bunları yan yana getireyim. Patatesini karıştır. Patatesim de sıra. Bak patatesimin güzelliğine bak. Oo. Bak bak. McDonald's neymiş, burger neymiş, mis gibi ayçiçek yağında. Mukillina patatesi. Hemen marulumu koyuyorum. Domates. Üstüne de domates. Tıpkı domatesi yaptığımız gibi soğanlarımızı da böyle biraz kalın yapıp içini boşaltıp dışındaki soğan halkasını alacağım arkadaşlar.
şu göbeğini çıkartıp halkasını şöyle koyuyoruz. Bir tane yeter aslında. Çifte halka koyuyor ya onlar. Ben de aynısını yapmaya. Tabii çifte halka koyuyorlar. Ooo kıtır kıtır olmuş. Bak tam istediğim gibi çıtır çıtır görüyor musun? Altına yağını çeksin diye peçete serecektim ama ona bile vakit bulamadım maalesef. Patatesler kıtır kıtır oldu. Harika. Bu burada beklerken. Bunun altına bakmam lazım. Ters çekil, elim ayağım birbirine girdi. Mila'nın minnotlarına bakın. Ooo nar gibi olmuş bak. Kızımınki çok güzel oldu. Evet. Lina peynirini istemiyor, o yüzden ona peynir koymayacağız. O sade yiyecek. Nerede kaldı? Turşu. Turşuyu da böyle ben direkt üstüne dilimleyeceğim arkadaşlar. Ya, onlar da böyle. Hayır dik yapmıyorlar ki, böyle getiriyorlar. Öyle mi? Tabii dik böyle yan yan, ben de olsam ben de öyle keserim ama hepsi böyle getiriyor. Dikkat edin. Hepsininki böyle. Onların aynısını yapmaya çalışıyorum ya Taner. Ketçap. Yine mayonez. Kapatıyoruz. Oo. Ya peyniri görünmedi, peyniri. Marulu çok koymuşsun. Hayır çok değil, tek. Şöyle kaldıralım görürüz. Bak i̇şte orada. Burada. Küçük arada ama güzel. Bak bu seninki Taner. Yanına da patatesi. Bu ha, senin tabağın. Bu evet bu senin servis tabağın. Tabakla, ne hayır. Hardal istiyor musun? Yok. Al sana bir ketçap. Of of of. Onun yanına da mayonez canım. Oo. Bir de sunuma bak. Buyurun McDonald's'a. 2 dakikada McDonald's. Ne McDonald's? Kocaman. Bak. Burger. Bak bak. Şuraya koyuyorum. Bu senin. Bak. Hemen ben de kendime bir turşu. Oh. Şöyle yine bir ketçap. Kapatıyoruz. Oh. Hop. Bu da benimki. Çok güzel. Çok güzel. Benim tabağım nerede? Ya bunu mayonezli yemeği gerçekten çok seviyorum. Yıllar önce bende bir yumurta alerjisi çıktı ya arkadaşlar. Ondan beridir tadına bile bakamıyorum artık. Çok özledim ama. Yanına da sadece ketçap alacağım. Şimdi Liloşinki. Liloşinki çok basit. Vallahi bu çedar enfes oluyor ya. Değil mi? Süper. Bak ben boş boş yiyorum. Bir de köftenin üstünde eritince. İstediklerim şu. Sadece köfte. Sadece köfte. Bu kadar. Evet. Aa. Lina emin misin kızım? Eminim. Sadece bir tane köfte. Ay köfteye bak. Küçük ama nasıl güzel kızardı. Bu kadarmış Lina'nın arkadaşlar. O zaman kapatıyoruz. Buyur Lina'cığım bu da senin. Bu da Lina köftesi. Kızıma da tabii ketçap sos vereceğim. Çok dağıttık her yeri. 3 köfteye bu kadar mutfak dağıttığımı bilmiyorum. Video çekince ama elim ayağım birbirine giriyor yetiştireceğim diye. Evet. Ben buna koydum. Bu kadar bana yeter. Bence de o kadar yeter sana. Aferin kızım. Bir tane ona. Şimdi tadım kısmındayız. Hey tamam. Hadi o kadar da o kadar yeter. Tamam. Tamam. O kadar Lina'ya yeter. Bir yaklaşır mısın? Bak bak akan peynirime bak. Hemen bir puan ver bakalım. Sağlam bir ısırık alayım. Güzel mi? Benim de canım. Nasıl kötü olabilir? Nasıl? Kim yaptı Taner? Güzel olmuş. Bakınca bakalım. Nefis arkadaşlar. Kendime 10 puan veriyorum. Hemen Taner'i alıyorum bu tarafa. Ama bunun tabii tadını alabilmek için şöyle birkaç böyle ısıra ısıra ortalarına gelmek lazım. Şu anda bile harika. Lina ne diyorsun? Ellerine sağlık annem. Mükemmel olmuş. Afiyet olsun annem. Şimdi asıl gurmeniz tadacak. Bakalım Taner ne verirse doğrudur. Doğruyu söyleyeceksin tamam mı? Tabii ki canım. Allah Allah. Niye yalan? Video diye yani beğenmiyorsan çok güzel olmuş demene gerek yok. Ben beğendim. Of Taner'in ısırığına bak. Bir iki böyle yol al. Gir içine iyice. 2-3 ısırık. Sonra ne diyeceksin onu merak çok ediyorum. Çok güzel. Gir gir içine gir iyice. Şu peynirlerini falan al tadını. Çok güzel. Vallahi güzel olmuş. Alayım Taner. 95 lira olmuş bir hamburger Taner. Eline sağlık çok güzel. Afiyet olsun. Bitirme de bir fotoğraf alalım. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü yemek videomuzun da sonuna geldik. Gerçekten çok lezzetli, evde yapmaya değer. 5 dakikada. 5 değil de yani 15 dakikada böyle 5-6 kişilik yapabilirsiniz. Ne 5-6'sı kaç kişilik yapılır? Hem sağlıklı ne kullanıldığını biliyoruz. Hem dışarıdakinden sağlıklı hem de emin olun hiçbir farkı yok. Çok çok lezzetli. Damak tadınıza göre istediğiniz malzemeyi koyup yapabileceğiniz harika bir hamburger oluşturabilirsiniz siz de. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz
izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.